Non ci fai niente, cristallo, le chiedi. Giù, go! Scrap! Asha. Thank you.
presence is this. It's a family in this place once again, and we hope that every year we can again and again welcome you, meet more brothers and sisters. Today's program, we have a lot of varieties and all the expressions from Russian liturgy that love in us to express. So we also ask permission to allow us to perform in a true manner that would please you. So we'll start. I hope you like the program and enjoy it so that we can hear the blessings. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
He and his family is with us today. He is a sinologue. He is a professional photographer. And also he is an archaeologist. I think his slides will show us what this land, Anatolia, has been passing through all through these ages, and how your blessings has transformed it, and now thankfully we can have such a open around Turkey, maybe through the ages, blessings of the ages. I will present you a slideshow named Anatolia, the land of the goddess. Evet, en büyük bir hızla bilinmeyen bir zaman içinde oluşmuştu. The old
once upon a time were that tremendous velocity. Çeşitli gazlar büyük bir hızla yan yana gelerek düşünebildiğimiz bir mitoloji olan evrenin oluşumunu sağladı. Different gases came together and built up a mythology than the all. Böyle bir hızla oluşan evrenin içinde ilk hareket mutlaka kendi çevresinde dolaşan bir gücün etkisiyle oluşmuştu. First of all, we know that the beginning has been created by a big force. Her şey hızla gelişti. Everything was created very suddenly. Bu büyük hız sonunda büyük bir patlamanın oluşumunu, 2437 numaralı nebulanın oluşumunu sağladı. With this velocity, there was a Big Bang and this nebula was created. Bu büyük patlama, yaşadığımız ve ayaklarımızı bastığımız bu toprağın, yani dünyanın da oluşumunun bir eşdeğeriydi. Bu eşdeğer, kendisiyle birlikte inandığımız bir anlamda Van Gölü'nde yeni bir günün doğuşuyla başladı Anadolu'da. After this Big Bang, this earth was created also. And similarly, we see here the sun above the lake of Van. Bütün din kitapları dedi ki ilk önce evrende dağlar oldu. İşte Anadolu'nun dağlarında güneyden kuzeye doğru ayrı bir düzenin içinde oluştular. In every religious book, there's a saying, first the mountains were created. Hepsinin hızı doğudaki bir anlamı, yani Allahu Ekber dağlarının oluşuyla Asya ile kendi arasındaki kapıyı kapattı. Bu kapı 200 milyon yıl önce oluşan bir fosilin Anadolu topraklarında bulunması oluştu. There was a gate between Asia and Anatolia, and this gate was founded 2400 years before Christ. Bu dönüşüm evrenin oluşumundaki dönüşümüne eşittir. Ve ilk kez yine Doğu Anadolu'da ilk insanın duvarların önüne çizdiği bu yuvarlak dairenin ilk şekli olarak önümüze çıktı. Yaklaşık yapım yılının milattan önce 12.000 olduğunu söyleyebiliriz. The drawing here on the rock was created 12,000 years before Christ. Diğer mağaralar Anadolu'da bu simgeyi hep tekrarladı. Her şey büyük bir hızla ve büyük bir yapının altında devam etmeye başladı. Gariptir ki ilk hareketi Anadolu'nun Tirsi yaylasında ilk insan figürüyle görüyoruz. Yaklaşık milattan önce 17 bin yıl. Here we see a figure
drawn by the people, lived 17,000 years before Christ. Aralarında yaşayan ilk İsa, en önemli varlığı olan proteini elde etmek istemişti. Bunun için en ideal canlı dağ keçisiydi. Bunun için kayalar üstüne istek ve arzu resimlerini anlatan bu resmi, yani Bazuva dağ keçisinin resmini çizdi. To get the protein they needed, the desired source was the goat, and here we see the goat. En çok av sahnesi, Anadolu'da tarihini eskitmesine karşı tek bir konuyla yaklaşık olarak ok ve yayın devam ettiği bir devri bize anlatır. Bu devir milattan önce 9500'dür. All those hunting scenes we see in Anatolia was through the centuries. Pek çok kaya resmi Anadolu'da halen yaşıyor. 10.000'i aşkın bulunan kaya üstü resimleri dünya tarihindeki en büyük koleksiyona sahip olan Anadolu'nun doğusunda bulunuyor. In eastern Anatolia, we see more than 10,000 rock drawings, actually the biggest on the world. İlk insanın Tanrı ile arasındaki ilişkiyi sembolik dahi olsa ilk çizmiş olduğu put mağarası Van Gölü'nün güneyindedir. In the south of Van Lake, in this cave, we see here the first God drawing drawn by man. Bunu taze kan ve kireç taşının aynı anda karıştırılıp sürülmesiyle elde edilen bir boya ile yapmıştır. And the painting was created by mixing fresh blood in the limestone. Bütün avlar ve yaşam uzun yıllar bu anlamda devam etti. Ve ilk bilinen tanrı figürü milattan önce 7500 yıllarında Hitit kurganlarında bulundu. Here we see the first goddess. We know from the year 7500 BC. Tanrı'nın en önemli değeri kendisi gibi olan bir benzerini yaratmaktı. Onun için tanrısal anlatım Anadolu'da doğurganlığın ifadesiyle yürüdü hep. First value of the goddess was creation similar to his appearance, to her appearance. So we all see the creativity in those figures. Pek çok tanrı ifadelerinden Huri yapıları milattan önce 8000 yıllara yaslanmasına rağmen kendi yapılarındaki ilk birleşme sembolünü, yani mandalayı Anadolu topraklarında ilk görüntü olarak görebiliriz. Here we see the first unification of two, in other words, mandala from 8500 years BC. Tanrı'nın oluşturduğu en güçlü şey mutlaka doğumu gerçekleştiren kadındır. Bunun için kadın Anadolu'da özel bir yeri ve kutsallığı oldu. Woman was very precious in Anatolia because she could bring life to earth.
Tabii ki tanrılar yalnızca kadınlar değildi Anadolu'da. Hitit tanrıları erkeklerden de güç aldığına inanıyordu. There were only not women goddesses in Anatolia. Here we see a man figure on the Hittit mythology. Her şeyin mutlaka topraktan geldiğine inanıyordu. Bütün askerleri topraktan oluşuyordu Hitit boylarının. Here we see all the figures that the belief was that everything was created from the earth. Ve tanrılar, yani kibereler, artık kişilerin dünyasına giriyordu. Ve tek tek pek çok açıdan kurganda Urartu ve Hitit tanrılarını görmek mümkündü. Now we see that goddesses are in the man's world, so they were living them together at that time. Zaman hızla artmasına karşın tanrı motiflerindeki değişiklikler biraz daha doğayla kişi arasındaki ilişkiye yöneldi. Böylece Hitit tanrıları doğanın güçlerini üstünde taşıyan dağ geyikleriyle birleşti. So afterwards, in the Hittit mythology we see here gods in unification with the goats and natural powers. Evrenin sembolü geyiğin etrafında yuvak bir birille oluşan bir çevreyi etrafına sardı. Yaklaşık bu yapı milattan önce 5000 yıllarına ait ve Ankara yakınlarında Alaca Büyük'te bulundu. Here we see a figure, a goat, and the figure next to it is symbolizing the universe. Semboller, toplumların kendi içinde geliştirdikleri bir öge gibi görülürler. Fakat toplum eğer kendi içindeki bu ögeyi halen yaşıyor ve onun üstünde bulunuyorsa bu sembolü de kullanır. İşte günümüz sanatçılarından Karamani'nin yapmış olduğu bir Hitit anlatımını sembolize eden bir yapıtı. Here an art from today symbolizing the Hitit art from yesterday. Her şey büyük bir hızla ilerlemesine karşın sizi Türkiye İran sınırı yakınlarındaki Sarp dağlarına getirmek istiyorum. Here we see the Sarp mountains at the border of Iran and Turkey. Büyük özelliğinde dağların öyküsünü bu dağda görmek mümkün. Mümkün çünkü dağların kızgınlığı burada var. Ve pek çok Hitit tanrısı burada dünyaya geldi. Yine Hitit tanrısı göklerden yıldızları indirdi bize. Here we see the Hitit god bringing the stars from the sky onto the earth. Ve birdenbire psikososyobiyolojik organizma yolunda ilerleyen ilk insan sembolik olan bu resimde ateşle tanıştı. And suddenly mankind
was introduced to fire. Ve en kıymetli aleti elindeki bu baltayla insanoğlu günümüze kadar geldi. Bu resmin ikinci bir önemli tarafı da ilk kâr insanın çocuğuna topraktan elde ettiği bitki türünü anlatmasıydı. You will see that acts in conjunction with the fruits of the earth for the first time. Keman yakınlarında yapıldığı sanılan bu fotoğrafın ya da bu resmin o bölgede açılan kurganlarda ki mezarlarda yemek türü olarak tahıl ve yiyecekleri üçünden size örnek göstermek istiyorum. Evet, insan oğlu için tek önemli şey el baltasıydı. Onun elde edilmesi günümüze kadar olan tarihin yazılmasını sağladı. You will see the axe created by man for the first time. Toprak ilişkileri orakla devam etti Anadolu'da. And here the artist took. Biz sosyo-biyolojik organizmalar için en önemli kıymetimiz su. Su olmadan yaşayamayız. Dünyanın en eski çeşmesini M.Ö. 4900'lerde yapılmış olan bir Hitit çeşmesini Eflatun Pınarı size göstermek istiyorum. Here we have the Plato fountain, the oldest fountain we know on earth. This was 5000 years BC. Çünkü onu Anadolu'nun tanrıları korur. Ve pek çok tanrısı bir araya gelerek Eflatun Pınarı'nın günümüze kadar gelmesini sağlamıştır. Because it was covered and by God, it was possible that the fountain was able to come until now today. Açılan bir mezarda ben bunu kendi elimle aldım. Hemen mezarın ortasında böyle bir şekil vardı. Anadolu'da bu şeklin adına muska denir. This was founded by Ersin Alok at the opening of an ancient grave. And this was a necklace symbolizing. İlk defa neşe olan bu parçanın bu görmüş olduğunuz yüzünde kişinin hayatındaki önemli günlerin çizgileri yer alıyor. Yet the owner drew his days, important days on this stone. Fakat öbür yüzünde kişinin hayatta onu olaylardan koruyan tanrısının şeklini görüyorsunuz. But on the other side, we see the God preventing him to do his job. Yalnız Anadolu'da tanrılar miladi yıla yaklaşırken daha da büyürler. İşte Anadolu'nun güneyindeki Nemrut isimli bir dağın tepesinde güneşi bekleyen Nemrut'un tanrıları vardır. Onlar hem insan hem de hayvandırlar.
Here we see the gods on Mount Nebrut. There are men, also animals. Nemrut kendi tanrılarını hep güneşe karşı yapar. Ve o güneşle birlikte yaşanır. All gods here of Mount Nemrut are looking to the sun. And live with the sun. With the sun. So Nemrut'un mabedini aslanlar korur. Aslanlar Anadolu'da Milattan önce 4000 yıllarında bir sembol olarak işlenmeye başlamıştır. The lions are protecting everything in Anatolia. These are figures from 4000 years BC. Yalnız tanrılar dağlarda yaşamaz. Anadolu tanrıları Anadolu'nun her köşesinde vardır. Bu bakımdan göllerde saklanmış tanrılar ayrı bir özellik taşır. Bunların içindeki Aktamar Kilisesi ile birlikte miladi anlatımın her şeyi burada fotoroman olarak anlatılır. Coming to the years of Christ, the gods are bigger and bigger. And here in Aktamar Church, there are very nice examples. Milattan önce temelleri atılmış olan bu ilk çağ sanatının örnekleri, miladi yılda yani Milattan sonra 4. yüzyılda inşa edilmiştir. İlk defa yazılı ve görsel olan Adem ve Hava, Aktamar Kilisesi ile dünyaya tanıtılmıştır. Adem ve Hava. Adam and Eve in Aktamar Church, which was built 400 years after Christ. Pek çok hikayeden söz eder Aktamar Kilisesi. Bunlardan biri de ölmezlik otunun nasıl bulunacağıdır. İşte Yohanna ölmezlik otunu Van Gölü'nde yaşayan Yunus balığının ağzından alırken bir fırtına çıkar, gemi devrilir ve ölmezlik otu tekrar Van Gölü'ne döner. Bu mitolojinin hikayesi resmedilmiştir Van'daki Aktamar Kilisesi'nin üstünde. Here we see the story of the mythology that Joanna was taking from the devil. Hep bize söylenen ve anlatılan önemli bir yer, ölümden sonra gidilecek olan cennettir. Cennetin de resmedilmesi Aktamar Kilisesi'nin önemli yerlerinden biridir. İşte cennetin kapısındakiler. Here we see the gate to the heaven. Cennet kendisi gibi büyük üzümlerin yaşandığı ve insanların sonsuza dek mutlu olacağı varsayılan bir alandı. Bunun için her şey iç içeydi. İnsanlar ve hayvanlar birlikte sonsuza dek yaşayacaklardı cennette. In this heaven we see that man and animals were living together into eternity with their big grapes. Evet, yolumuza biraz daha kuzeye çıkarak Sovyetler Birliği Türkiye sınırındaki
Kars yakınlarındaki Anyarabelerle gidiyoruz ve burada Yedi Bakireler Manastırı'nı size sunmak istiyorum. Yevuskaya Monastery at the border of Turkey and Russia, the Seven Virgin Monastery. Pamir Yaylası'ndan esen rüzgarlar Anadolu Bozkırı'na girmeden bu büyük mabette karşılanır. Ve her şey doğudan batıya büyük bir hızla gelişmeye başlar. Afrodit'in denizden doğuşu Foça yakınlarında bulunmuş olan bu anıtsal heykelle simgelenir. Here we see Aphrodites coming out of the sea. Yaşamın hızına mutlaka rüzgarlar egemen olmalıdır. Çünkü rüzgar tanrısı İsis rüzgarını estirdiği müddetçe Anadolu'da her şey değişir. Ve bin memeli Artemis bütün bolluğunu sunmak üzere batıdan doğuya doğru bakar. Now Artemis with thousand breasts. Kapadokya ayrı bir ülkedir. Milattan sonra hemen 1. yüzyılda yapılarına başlanmış olan kaya içi kiliseleri büyük bir hızla gelişerek günümüze kadar gider. Kapadokya is a very different country. All the churches was started to create 100 years Anno Domini. Yeni bir tanrı İsa Anadolu'da rüzgarını estirmeye başlamıştır. 30 bin yıllık tarihindeki yeni tanrısını Kapadokya'da karşılar Anadolu. Now new God, Jesus Christ, is coming to Anatolia. Kapadokya'nın oluşu bu fotoğrafın sol tarafındaki görülen Erciyes Volkan Dağı'nın patlaması sonunda püflerinin bu alana doluşmasıyla oluşmuştur. The creation of this strange geography was out of the mountain we see behind. That was the source. Pek çok kilisenin bulunduğu Kapadokya'da karanlık kilisede İsa ve havarilerini görüyorsunuz. Here we see Jesus with his friends. Yolumuzu biraz kuzeye getirmek istiyorum. Kuzeyde Trabzon yakınlarındaki Maçka'da Sümela Manastırı karakteri ve yapısı itibariyle